Birinci tur benim için güzel geçti. Birinci turda komedi rap yapmıştım. Telefonu çalıyor, telefonu açtım. Sayıp da seviyor. Diri desin evlat, eve gel artık diyor. Manita yanımda, yüzüm kızarıyor. Söyleyeceğim şarkı gerçekten duygulara hitap eden bir şarkı. Onun için ben adımı yarı finalde yazdırabileceğime inanıyorum. Hayatınızda dinleyebileceğiniz en ağır Türk arabesk rap Tufan. Kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk. Ya sen nasıl bir rap söyledin bugün ya, o nasıl bir arabesktir? Bakın gerçekten de ben böyle bir arabesk rap duymadım. O insanların duygularına hitaben yazılmış bir parça. Hakikaten de tüyleriniz diken diken olabilecek arabesk rapte. Umarım beğenilir. Bence beğenirler. Geçtiğimiz turda da performansın garip ama güzeldi. Başarılıyla üstünden geldi. Şimdi de sıra yine sende. Teşekkür ederim. Dinliyoruz kardeşim. Sağ ol. Memlekete ederim. Selamlar. Teşekkür ederim. Sağ ol. Spanish niggas coming down with the coke and the ice. Thank you, bro. Anam, sen gittin gideli gözlerinde yaş dinmedi. Bu gece yine bir efkar kapladı yüreğimi. Mezarına geldim, toprağını öptüm. Ve sana yüreğimin en hasretli köşesinden bir şarkı yazdım. İyi dinle anam, iyi dinle, iyi dinle. Hadi. Bu şarkıyı yazarken duygusal çekişteyim. Anne sen rahat uyu, ben hep seninleyim. Mezarına geldim ana, bir çiçek getirdim. Toprağını öpüp de hasretimi giderdim. Sol yanımda bir yara, acısı hiç bitmez. Çok özledim anam, bu bayram çekilmez. Sensizlik kor misali, yakar yüreğimi. Her gecenin sabahında gözyaşım dinmez. Eller sen gibi sarmıyor ana, benden sonra gecem yatsa toprağa defnederken seni. Kalbimi de gömdüler o toprağa. Hayattaki tek gerçek aşk var ya, kalbinde haklıymış ana. Neler çektiğimi ben bilirim, bir de dört duvarlı yattığım oda. Bak mezarına geldim yine bu gece, uyku tutmadı. Uyan anne, sarıl boynuma, özledim seni. Sil gözlerimi ne olur anne, bilirim özledin beni. Saklıyorum son resmimi, Rabbime isyan etmiyorum ben. Ama bu gidiş yok erken, toprağından bir avuç aldım ben. Toprağın pis kokuyor, sana yazıyorum en derinden. Bu satırları merkeze ağlatıyorum. Anneler bir çiçektir bilirim, sen çiçeksin bende solmuyor. Bu şarkım sana hediye, evladın seni çok özlüyor. Sen canımdan bir parça, toprağın altında olsan da sen yüreğim ektin ben ana. Evet diyenler bire hayır, diyenler ikiye basıyor. Bir evet, iki hayır. Tufan, senin annen rahmetli mi oldu? Annem olmadı efendim. Şöyle bir şey diyeyim Acun Bey ben. Şöyle izah edeyim. Şimdi ben dünya ölümlü dünya, fani dünya. Annem de hayatımdaki en değerli insan. Hani bir arkadaşımızın annesini de kaybettik geçen ay. Çok sevdiğim, o da annem gibiydi. Ve o psikolojiyle ben bu şarkıyı yazdım. Tamam, o psikolojiyle yazdın da bizim şimdi annelerimiz rahmetli oldu ya. Biz seninle aynı psikolojide dinlemiyoruz bunu. Yani anlatabiliyor muyum? Sen anladım şimdi bu derece dokunaklı bir şarkıyı, hani anneni kaybetsen, olayı yaşamış olsan, anlatsan beni yakalayacaksın biraz. Senin annen sağ, Allah uzun ömür versin. Amin, teşekkür ederim. Bizim annelerimiz, yani sen şimdi hani bu kadar depresif insanı bence etkilemeye yönelik bir şarkı yapmamalısın. Benim düşüncem bu. Yani burada ağıtlar döküyorsun, bilmem ne yapıyorsun, işte toprak altına yatan diyorsun. Bizim annemiz rahmetli oldu, ne yapacağız? Allah rahmet eylesin efendim. Hayır yani ben son derece rahatsız oldum şarkıdan. Tamam. Oylamadan sonra söylüyorum bu fikrimi. Tercihinden rahatsız oldum diye söylüyorum. Haklısınız yani. Haklısınız. Şahsi yorumum. Bile. Yani burada bir de şey gördüm ben, hafif bir duygu sömürüsü de vardı. Yani mutlaka arkadaşının annesi için üzülmüşsündür, Allah rahmet eylesin, ama hani nasıl yürek yakarım da oy alırım gibi bir şey de hissettim. Ama ne, yanlış hissetmiş de olabilirim. Benim yine aynı şekilde şahsi bir görüşüm. Bakalım ne gelecek sonuçta. Teşekkür ederim. Ben gerçekten bu tür şeyleri, yani böyle insanın içini parçalayacak şeyleri maalesef biraz şeyim, objektif olamıyorum. Gerçekten olamıyorum. Çok şey oldu, geriliyorum ve
Alkışlamak bile istemiyorum. Bilmiyorum niye öyle. Artık herhalde tahammülümüz kalmadı bu tür şeylere. Bilemeyeceğim. Teşekkür ederim sana. Yani bu kadar sert sözleri olan bir şeyi daha naif en azından söyleyebilirdin. Gerçekten anneni kaybetmediğin için de o duyguyu bilmediğin için de çok sert hareketler yaptın sahnede. Seyirciyi de bence iten, Acun abi de Hülya'yı da iten şey oldu bence. Teşekkür ederim. Hayırlısı abi. Bakalım müjde kaç evet demiş Tufan'a. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Acun Bey bir selam gönderebilir miyim? Tabii tabii. Buradan tüm Tarsus'a, aileme, Süleyman Kalkan'a ve Cumali Kanat'a sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Ayağına sağlık. Ekip olarak amacımız sokakta, mahallede, özellikle düğünlerde oynandığı gibi bireysel farklılıkları ön planda tutarak damardan oynamak. Vallahi bu tur bayağı iddialıyız. Çünkü şöyle biraz daha hızlandırdık kademeyi. Acun Bey söylemişti iki vites attırın diye. İki vites attırmaya çalıştık. Yani yarı finale geçeceğimizi ümit ediyoruz.
Pardon. Evet diyenler 1'e, hayır diyenler 2'ye basıyor. 1 evet, 2 hayır. Herhalde bu ya bu kol bastı müziği ya da işte sizin... Zaten kol bastı dediğiniz zaman aklıma ilk gelen grup sizsiniz. Çok başarılı buluyorum sizi dans ederken. Müziğe de bayılıyorum. Yeni figürler mi katıldı? Ne oldu kol bastığına? Evet, ilk turda söylemiştiniz hani biraz beklentinin altında kaldık diye. Hayır, biz var de... mı ki kol bastığında böyle yeni figür? Ya işte hocamız biraz modernize ediyor. İşte... Bir şey olmuş, evet. Evet. Hanginiz bakayım? Sen en baştaki. O ne güzel oynamaktı öyle. Bir göbek havası hafif döner gibi oldu. Evet. Aslında göbek dansı yapacaktım da... Olmadı. Fakat... Ama yap, keşke yapsaydın, çok zamansız kestin ama çok güzeldi. Vardı birkaç daha figür ama olmadı. Olmadı derken koreografide var da vaz mı? Ya süremiz kısıtlı olduğu için 4 dakika yapmak istedik, o yüzden için. Yani hepimiz her hareketi gösteremedik tabii. Anladım. Yani en iyi hareketlerimizi gösterdik diyelim. Bazı aksaklıklar oldu tabii. Yani senin o devamını çok isterdim. Finale artık diyelim. Finale artık. Ama lütfen finale beyefendi, beyefendi. Adım Can. Can'ı uzun tutun biraz bence. Tabii. Lütfen. Teşekkürler. Ben ilk turda beklentinin altında kalmışsınız ama bu turda kolbasta görmediğimiz şeyler gösterdiniz. Bence amacına ulaştı yani. Devamı var inşallah tabii. İnşallah, artık seyirciye kalmış bir şey. Geçerseniz Can'ın göbeği de görürüz inşallah. Bakalım. Evet, yüzdemizi alıyoruz. Yüzde kaç evet demiş? Karadeniz uçaklarına. Tabii ki resmi bir yüzde. Bakalım ne olacak? Artık kuliste bekleyeceksiniz. Alkışlarla kulise alıyoruz. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar.